Telefonumuz var öyle mi? Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun efendim. Merhabalar, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam bir sorum olacaktı benim size. Biz eşimle beraber ikimiz bir miktar para biriktirdik. Onunla da bir miktar altın aldık. Evet. Sonra eşim bu altının miktarını unuttu. Hani bana dedi ki, örnek veriyorum, 3 gram aldık biz. Bizim dedi altımız altın dedi 2 gramdı değil mi hanım dedi. Ben de evet dedim, hani şey yapmadım, bozmadım. Sonra o 1 gramı ben sakladım. Eşimin de benim de bildiğimiz bir adağımız var. Ben o sakladığım gramla o adağımı kesebilir miyim? Peki siz bu durumu niye saklıyorsunuz? Eşinize direkt söyleseydiniz, böyle bir adağım var, bunu yerine getirebilirim. Adağımı biliyor. Biliyor, ben tamam. Ben şimdi eşime şöyle söylesem, ben bu parayı biriktirmiştim desem. Çünkü muhtemelen eşimin o gramı başka bir şeyde değerlendireceğini düşünüyorum. O yüzden onu söylemek istemedim. Saklamak istedim ama harcamadım. Eşiniz bu adağın yerine gelmesine müsaade etmeyeceği için yalan söylediniz. Yok, adağın yerine gelmesine bir şey demez. Ama hani erteler, biraz daha erteler diye düşünüyorum. Ben de ertelemek istemiyorum. Ama yalan söylediniz. Aynen, sakladım yani. Evet, sakladım diyor. Yalan demeyelim hadi. Sakladım diyor. Hocam şimdi şöyle yapalım. Beraber altın almışlar. Tamam. Biz üzerinden geçelim tekrar. Diyelim ki 100 gram altın almışlar faraza. Sonra beyefendi soruyor, hanım biz kaç gram altın almıştık? Hanımefendi dedi 90 gram diyor. 90 gram mıydı? Ha, 90 gramdı diyor. 10 gramını söylemiyor. Tamam. O 10 gramını da ben şey alayım diyor. Yani biraz daha ilave edip adam var onu keseyim diyor. Eşine söylememiş, saklamış gerçek miktarı. Doğru mu yapmış? Akıllı kadın, doğru yapmış. Tabii. Yuvada geçimin bozulmaması lazım. Ama yalan söylemiş hocam. Yok, yalan efendim, bak yalan. Yalana benzer söz bazı yerlerde caizdir. Evet. Yuva huzurunun bozulmaması için bir kere kendi parası bu. Kendi parasını ortak paralı. Ve Allah'a da söz vermiş, Allah'a da borçlu. O halde bu kendi parasından bunu yerine getirebilir. Yalan söylememiş, saklamış. O zaman onun daha düzgün, evet. Cümle şimdi düzeldi. Saklamış eşinden diyelim hadi. Ve böyle durumlarda da bu yapılır. Sorumlu değil hanımefendi, sorumlu değil. Allah'a karşı sorumlu. Ama eşimle de arama açılmasın. Ne kadar güzel ya. Saygıya layık. Hatta ya. Mı tebrik tebrik ederiz yani. Yani Muhsin Bey, hanımefendinin gösterdiği feraseti birçok hanımlar gösterse, ya yuvada geçimsizlikler oluyor Muhsin Bey ya, ne kadar maalesef hocam. İncir çekirdeğini doldurma sebeplerden dolayı. Yani bize gelen, bana gelen konulardan görüyorum ki son derece basit bir meseleden dolayı büyüyor. Yuva bozuluyor ya. Evet. Çığ gibi oluyor. Halbuki hiçbir şey yok ortalıkta ya. Evet, hanımefendi, hocam iyi yapmışsınız, doğru yapmışsınız doğru, dedi. Doğru. Adağınızı o halde yerine getireceksiniz, öyle anlaşılıyor. Allah kabul etsin diyelim. Doğru efendim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Mutluluklar, mutluluğunuz daim olsun eşinizle. Ayrıldı hattan izleyicimiz. Peki. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Yeğenlerim işe girdi. Birikim yapmak istiyorlar. Altın olarak biriktirmek istiyorlar. Fakat evde saklamaya korkuyoruz hırsızlıktan dolayı. Bankaya para vererek altın satın alıp altın hesabı açtırmak doğru mudur değil midir? Bunu öğrenmek istiyordum. Yani istediğiniz zaman onlar da aynen altınınızı size verebiliyorsa doğrudur. Fiziki altın. Evet, tabii. Yani dijital değil yani, fiziki altın. Tabii. Evet. Yani bunlar altın hesabı açtırdılar, yatırdılar. Onlar da bunların istediği zaman o altını verebiliyorlarsa caiz. Bu doğru. Yoksa caiz olmaz evet, diyorsunuz. Doğru. Evet. Peki, devam edelim. Yine bir video sorumuz var, görelim. Merhaba hocam. Ben evlendiğim zaman düğün takkıların olduğu gün eltim bana bir tane yüzük taktı. Daha gelinlik üstümden girip benden geri aldı. Dedi ver, kız kardeşimindir sana takmışım.
Ben de hep diyorum helal etmiyorum. Acaba onun hakkı mı, benim hakkım mı hocam? Bir de her zaman eşim eltim yüzünden sürekli beni dövüyor. Onların evine gidince bana karşı çok kötü davranıyor hocam. Bilmiyorum. Sürekli eşim bana diyor ki seni boşayacağım, git diyor. Ben ne yapayım, dayanayım mı, gideyim mi? Evet. La havle ve la kuvvete. Yani şimdi eltisi herhalde bir düğün hediyesi olarak bir yüzük takıyor. Ama daha gelinliğimi üzerimden çıkarmadan geri ver diyor. Geri istedi bunu. Peygamberimiz ne buyuruyor? Yani verdiği hediyeden geri dönen kişi, ya söyleyeyim ya biraz şey olacak ama yani sevgili Peygamberimiz kusmuğunu yalayan köpek gibidir diyor yani. Yani demek ki verdiği hediyeden geri dönenin durumu böyledir yani. Daha gelinliği sırtından çıkarmadan hem halkın içinde bir hediye veriyor, ondan sonra da halk geri alıyor. Halk görsün, o da verdi yani, ama geri istiyor. Olmaz efendim yani. Uygun değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.